Merhaba sevgili arkadaşlar, Rençber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Bey Tekin. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, Tarsus Sanayi Sitesi'nde bir atölyedeyiz. Su motoruyla ilgili işlerimi burada yapıyorum. Su koçu pompasını da burada yapmıştık. Mustafa Usta yapmıştı. Mustafa Usta, kolay gelsin. Sağ ol abi. Nasılsın? Sağ ol, sen ne yaptın? İyidir, sağ olasın. Senin su koçu pompası canavar gibi çalışıyor ha. Daha iyisini yapacağız. Bir tane daha yapacağız. Bu arada bu videoyu niye çektim değerli arkadaşlar? Şu anda tam sulama zamanı, sulama mevsimi olduğundan dolayı bu konu hakkında çok sorular geliyor. Sulamayla ilgili çok sorular geliyor. Burayı çekmemin amacı, burada su motorları, şöyle hemen bu sistemin yanına gidelim. 17'lik Lombardini şu şekilde istek üzerine yapıyor. Su motorlarını kendisi burada getiriyor. Ve bazen eski su motorları da bulunuyor. Bu sistemi bu şekilde kurup anahtar teslimi de veriyor. Dileyene eğer elinde varsa eski ikinci el temiz su motorları da temin ediyor. Bu sistem şu anda bu Lombardini'nin fiyatı şu şekilde, marşlı fiyatı. Ne kadardı bunun usta? Santraviç üstünde bunun fiyatı ne kadardı? 20 lira arabasıyla beraber. Bu sistem arabasıyla beraber 20 bin liraya mal oluyor. Çünkü Lombardinler herhalde 16-17 bin lira civarında zaten. Marşlı 17'lik. 13'lük ne kadardı çıplak motor? Mustafa Usta? Mustafa Usta? 13'lük çıplak motor ne kadardı? O da arabasıyla falan 13 lira abi. Çıplak ne kadar? Çıplak 9 lira. Marşlı değil mi? Yok, marşsız. Marşsız. İpli. İpli. Marşlısı ne kadar? Marşlısı ne kadar? 13'lüğün marşlısı yok. Marşlısı yok. Ya şu an elimizde yok. Ha, yani. Elinde 17 yok. 17'lik ama marşlısı. Ama isteyen olursa getirirsin. Ya getiririm. He. Tamam, onu sorarız. İkinci elde ne var elinde abi? Neyse, bir işini görsün de. İkinci elde elinde bir şey var mı? Yok. He? İkinci elde motor var mı şu anda? İkinci el güvenemediğimizden getiremiyorum. Anladım. He. Neler var şu anda? Sadece 17'lik kontaklıyla 13'lük düz var. 13'lük düz var. Evet. Sen işini bitir de soracağım çok şey var. Ben de işlerimi burada yapıyorum değerli arkadaşlar. Burada filtreler mevcut. Şu filtre İkinci el, satılık. Bu arkadaşlar saatte 150-170 tona kadar su basar. Bu şu anda satılık, müşterisini bekliyor. Adana'da ve Tarsus'ta, Mersin'de yakın bölgede olanlara duyurulur. Ondan sonra... Tamam, sen git. Bakana, şurada ikinci elleri bir söyle de ben şey yapayım. Bunların hepsi ikinci el mi? Bir de o mavi. Tamam, sen git, sonra görüşürüz. Dükkan bizim. Bu da arkadaşlar satılık. Bu arkadaş da 60 150 ton. Giriş dörtlük olduğu için 110 ton suyu saatte rahat basar. Ondan sonra bu yosun filtresi taşlı olanlarından, eski tip filtrelerden bir tanesi. Bunların içinde çakıl var arkadaşlar. Kanaldan sulamak için gelen pisliği önce o çakılın içinden süzüyor. Daha sonra burada disk filtre var. Diskin içinden geçiyor. Bu da aynı şekilde çakıllı bir filtre. Bunların dönemi biraz geçti ama yine de kullanan var. Sağlıklı bir şey aslında. Kaba pisliği önce alıyor. Daha sonra disk filtreden geçerek suyu temizliyor. Bende de şunun aynısı var. 4-5 sene önce aldım. Bunların fiyatları şu anda yeniler herhalde 3000-4000 lira civarında ama burada ekonomik olarak bulabilirsiniz. Ayrıca bir mum santraviç ve su sistemi tamiratlarını yapıyor. Bir de şu da yeni geldi. Bu da ikinci el, satılacak. Bu da kuyudan çekmek için hidrosiklon dediğimiz kum filtresi. Buradan su geçiyor. Şunlardan dönerek vurgaç yapıyor ve aşağıda kumun gitmesi sağlanıyor. Daha sonra da şurada vanayla vanası var, tahliye vanası var. Buradan da açılıp içindeki pislik gidiyor. Bu büyük bir sistem için ön giriş
buradan da sisteme devam edip disk filtrelerden devam etmekte tarlaya gitmesi için disk filtreden de geçiyor. Mustafa Usta'nın yeri Tarsus Sanayi sitesinde, hemen şurada cami var önümüzde, tam Tarsus Sanayi sitesinin camisinin karşısında su motoru, santreviç, tamiratları falan yapıyor. Babadan kalma bir meslek. Babası Kör Sait lakabıyla alınır. Daha önce bu babası kendi adında santreviçler üretiyordu. Tabii yaşlandı artık. Artık Mustafa bu işi devam ediyor. Burası da hurdalı. Bu arada su koçu pompasını da burada yaptım. Örnek tip olmadığı için biraz uğraştırdı ama sonuçta yaptı, başarılı oldu. Birkaç kısmında eksiklik var. Onları tamamlamak için ben buraya geldim. Bir de benim su motoruyla ilgili bir problem var. Bende daha önce 17'lik lombardini vardı. 17'lik lombardini iyi sattım, çalıştıramıyordum yani. 17'liği çalıştırmak biraz zor, biraz değil hatta bayağı zor. İpliydi. Onu sattım, 13'lük kaldı. 13'lüğü de artık tamire gelmeye başladı. Belki bir 17'lik alabilir miyim bilmiyorum. Onun için bakmaya geldim ama fiyatlar hakikaten uçuk ya. Yani bu Mustafa ile alakası yok. Genel olarak böyle. Şöyle marşlı bir 17'lik 15-16 milyar. Yani çok büyük rakam arkadaşlar. Bu arada şunu beğendim. Altına takoz koymuş. Sarsıntıyı engellemek için. Bu takoz olmadığı zaman şaseyi kırma durumu oluyor. Boğazı kırma durumu oluyor. Bir de şuradan ara geçiş olacağı için o parçayı kırma durumu oluyor. Takozu katarak çok güzel düşünmüş. Burası da akü yeri. Ama en sevdiğim su motoru arkadaşlar. Bunun üzerine su motoru tanımam. 4 inç olarak. Şimdi şeylere de biz 4 inç takıyoruz. 13'lük bu da 13'lük. 13'lüğe de 4 inç takıyoruz ama 13'lüğün gücü çoğu yerde yetersiz geliyor. Ama bu yavru maşallah var. Saatte 90 ton su basar. Tabi girişte 110 ton su çıkarır da varacağı yerde 80-90 ton suyu rahat basar. Şimdi şurada şeylerine bakalım. Bu pompanın özelliklerine, yıldız pompa. Debi 85 ton, 25 ton. Yükseklik 40 ile 70 metre. Yani 40 metre yükseklikte 85 ton su basarken 70 metre yüksekliğe ise 25 ton su basmakta. Pompanın çıkış ağzında 110 ton, 120 tonu rahat görürsünüz salma sulamalarda. Ama dediğim gibi sonuçta boru takılıyor. Her gittiği yerde sürtünme payı var, dönüş şeyler var. Su devrinin düşmesine neden, su tonajının düşmesine neden olmakta. Değerli arkadaşlar, Mustafa Usta gitti. Bir güzel sohbet yapacaktık. Acil bir işi çıktı, gitmesi gerekti. Çırağı Hasan kaldı burada. Evet. Videoyu sonlandıracağım. Dediğim gibi bu videoyu çekmemin amacı bu yakın bölgelerde, Adana, Tarsus, Mersin gibi yakın bölgelerde su motoru şu şekilde hazır sistemlere ihtiyacınız olduğu zaman, santreviciniz bozulduğu zaman kuyu işlerinde, bu tür işlerde uğrayabileceğiniz hem hesaplı hem uygun hem de yılların tecrübesi ve yılların esnaflığı var. Buraya uğrayabilirsiniz. Mustafa Usta'nın telefon numarasını da açıklamaya bırakacağım. İhtiyacı olan arkadaşlar arasınlar diye. Tarsus Sanayi sitesinden hepinize sevgiler ve selamlar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.